Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere küçük resimlerimi yapmak için hangi programı kullandığımı ve nasıl yaptığımı göstereceğim. Öncelikle videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi öncelikle arkadaşlar Full HD bir arka plan bulmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, aynen bu şekilde bir tane arka plan bulmamız gerekiyor. Ben Full HD kullanıyorum çünkü daha güzel gözüküyor. Daha kaliteli oluyor. Sizin de bunu kullanmanızı öneriyorum. Sonra diyelim ki siz CSGO'da rekabetçi troll, Zeus ile troll videosu çektiniz. Bunun için bir şeyler daha ekleyelim. Ve ben bu ara Photoshop CS6'yı kullanıyorum. Buradan bunlardan birini seçeyim. Mesela Zeus resmi koyabilirsiniz. Pardon, böyle. Buradan dosyaya tıklayıp yerleştirmeye geldikten sonra Zeus'u bulup buraya geleceksiniz. İsterseniz bunu büyütebilirsiniz. Ya da bence gerek yok. Şöyle koyalım mesela bunu buraya. Sonra başka buraya değişik değişik şeyler ekleyebilirsiniz. Mesela ben bir de logosunu ekleyeyim CSGO'nun. Thumbnail'ı biraz dolduralım. Onu da buraya ekleyelim. Evet arkadaşlar, bunu yaptıktan sonra bir de üzerine yazı yazalım. Mesela rekabetçi troll yazalım. Nasıl renk verdiğini sormuş. Buraya gelip mesela ilk önce rekabetçi yazalım. Rekabetçi. Sonra bunu ben beğenmedim. Biraz daha büyük olsun. Şöyle. Bir de bunun yazı fontunu değiştireyim. Yani bu güzel, hoş duruyor. Bunu bir şuraya koyalım. Bir yerlerini bildikten sonra şey yapacağım. Troll yazalım. Ama biraz daha büyük yapalım. Şöyle. Ama şöyle koyalım. Kuralım. Şöyle koydum. Sonra buradaki troll yazısına renk verelim. Şöyle tıkladıktan sonra buradan evet, bunun ben güzel durması için daha sade bir renk istiyorum. Şöyle renk tonu bence iyi. Sonra çift tıklayıp buradan herhangi bir şeyler falan da verebiliyorsunuz. Kontür ekleyelim bir de. Şöyle biraz büyütelim. Hiç gerek yok. Gölge ekleyelim. Şöyle. Tamam. Bence bu kadar yeterli. Burada troll yazıyor. Bir de aynen bu şekilde boyayabiliyorsunuz. Bence böyle güzel oluyor. O yüzden orayı ben de boyamı tercih ediyorum. Rekabetçiyi de bir renk koyalım. Şöyle bir renk koyalım. Evet arkadaşlar,
Yani şu anki gördüğünüz gibi gayet güzel bir tane böyle tam bir yapabiliyorsunuz. Bence yeterli oldu.